Adobe Illustrator'da pratik olarak hizalama nasıl yapılır? Hep birlikte inceleyelim. Öncelikle iki tane nesne çizdim. Burada iki nesneyi birbirine göre nasıl hizalama yapmamız gerekiyor? Hani neyi baz alarak hizalama yapsın? Örneğin şöyle başlayalım. Ben nesneyi seçtikten sonra şuradan hizalama yapacağım zaman buradan seçen yani nesneye göre hizala der. Bir de arka plana göre hizalama yap der. Ben burada arka plana göre hizalama yap dediğim zaman yani bildiğimiz çalışma sayfasına göre hizalama yap dediğimiz zaman direkt sayfanın ortasına şu yatay olarak ortala, şu da dikey olarak ortala dedikten sonra bu şekilde ortalıyor. Hani herhangi bir yere tıklamadan seçtikten sonra artboard yani çalışma sayfamızın şu yatay olarak şu dikey olarak ortalıyor. Hiçbir yere tıklamadıktan sonra devam edelim. Eğer selection derseniz nesnelerinizin mesela şunu yukarı kaydıralım. Hatta şunları farklı yerlere çekeyim sonucu görün diye. Seçtim. Align dedim. Buradan seçtiğim nesneye göre hizala diyorsun. Örneğin hizala derseniz ikisini hizalar ama ikisini de konumunu değiştirerek farklı yerde hizalar. Örneğin yatayda hizala diyelim. Yatayda hizalarken gördüğünüz gibi ikisinin de yerini değiştirerek bu şekilde hizalıyor merkez olarak. Tabii bunu seçeneklerde sola, sağa, yukarı, aşağı zaten şu seçeneklerde kolaylıkla anlaşılır pratik bir şekilde. Kolay bir şekilde nasıl hizalama yaparım? Ben örneğin şu turkuaz, mavi nesnemi yeşil nesneye göre yani yeşil nesneyi baz alarak ben hizalama yapmasını istiyorum. Bunu yapabilmek için şu yukarıda align seçeneklerde key yani bir anahtar nesne belirle ya tıklamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi seçti şu an bu anahtar nesne yani bunu buna göre hizala demek oluyor. Buna tıklarsanız buna göre hizala oluyor. Yani bunu ben seçtikten sonra illa yukarı mı tıklayıp seçmem mi lazım? Hayır. Bunun kolay yolu da arkadaşlar. İkisini seçiyorsunuz. Seçiliyken sen hangi nesneye göre hizalama yapacaksın? Yeşil nesneye göre. Yani bunu anahtar nesne olarak belirle dersen bir kere daha tıklıyorsun üstüne. Gördüğün gibi anahtar nesnen bu oldu. Yapman gereken align'dan ortala gördüğünüz gibi yeşil nesne sabit turkuaz yanına geliyor. Dikey ortala ya da tepe hizala. İşte bu seçeneklerde gördüğünüz gibi zaten burayı anlatmaya gerek yok. Bu kadar basit. Tabi illa merkezine oturtmanıza gerek yok. Örneğin bu aşağıdadır. Ben bunu şuna göre hizalamak istiyorum derseniz seçtiniz. Yeşili sabitledim anahtar nesne. Dikey olarak yani dikey eksende üst tarafa hizala diyorum. Tık hizalıyor. Bu kadar.